Herkese merhaba. Benim adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Semtleri geziyoruz. Atina'nın en önemli yerlerinden bir tanesini göstereceğim. Sintagma Meydanı. Çoğunuz bilirsiniz. Televizyonlarda yapılan röportajlarda genelde Sintagma Meydanı sıkça gösterilen bir yer. Bütün büyük protesto gösterileri genelde burada olur. Birazdan önünden geçeceğimiz çok çok büyük bir bahçe var burada. Kraliyet Bahçesi diyorlar. Çok büyük bir alan. İçinde herhangi bir şey yok. İnsanlar spor yapıp gezi yaptıkları bir yer. Şu önümüzdeki gördüğünüz tepe Likabetos Tepesi. Atina'nın tepelerinden bir tanesi. Ve sağda parlamento binası var. Bu da önümüzde gördüğünüz büyük binalar, otel, Büyük Britanya Oteli, en sağdaki. Ondan sonra King George, ondan sonra da Athens Plaza var. Rivayetlere göre Atina'nın ilk elektrik alan binaları bunlar. Önümüzde gördüğünüz çok güzel bu bina public şirketinin, bu krizde satın alındı. Yanlışım yoksa ve yanlış duymadıysam 25 milyona satın alınan bir bina. Çok güzel bir bina. İçine girdim. Çok muhteşem bir bina. Bu sağ tarafta, otobüsün sağ tarafında Ermu Caddesi'nin girişi var. Ermu Caddesi ile alakalı başka bir video yapacağım. Çünkü arabayla oraya girilmiyor. Orası yayaların yürüyebileceği bir yer. Atina'nın perakende kalbi Ermu Caddesi'nde atıyor. Yunanlılar alışveriş merkezlerini çok fazla sevmiyor. Çünkü alışverişi eğlenceyle birlikte düşünüyorlar. Yani kahve içmek, kafeye gitmek, ondan sonra da alışveriş yapmak, bunu birlikte düşünüyorlar Yunanlar. O yüzden Yunanistan'da alışveriş merkezlerine çok çok fazla bir rağbet yok bana göre. 5 milyonluk Atina'da ciddi ve iyi diyebileceğim 3-4 tane alışveriş merkezi var.